Merhabalar hocam. Bu videoda bahsedilecek film Kapitalizm Bir Aşk Hikayesi. Michael Moore'un yönettiği, yazdığı ve oynadığı bu film 2009 Amerikan belgesel filmidir. 2000 sonlarındaki ABD'nin ekonomik krize ve toparlanmasına uyarlanmıştır. ABD mevcut düzenini ve kapitalizmin iddiasından bahsedilecektir. Roma İmparatorluğu baz alındığında filmde halkı bir arada tutmak için dans gösterisi veya araba yarışları gibi aktiviteler yapılıyordu. Roma İmparatorluğu gibi çağdaş bir imparatorluğun nasıl bu denli tek bir imparatorun yetkisi altında tüm kamu güçlerini topluyor ve halkta nasıl bu kadar ayrımcılık söz konusu olduğu şaşırtıcıdır. Hiçbir şeyi olmayanlar ile her şeye sahip olanlar arasında bir ayaklanma çıkacaktır. Burada tahliye edilenlerin evlerinin tahta ile monte edilmesi filmde örnek olarak verilmiştir. Kapitalizm alma vermeye dayalı bir sistemdir. Ama bu icra edilirken daha çok almaya dayalı bir sistem gibi görünüyordu. Emlakçı Zaleski haczedilen evlere yeni müşteriler götürüyordu. Bu müşteriler fırsatçı satıcının gözünün yaşına bakmadan evlerini alıyor, Bank of America'nın ne kadar haczettiğini gösteren bir sistem olarak kapitalist sistemin farklı birçok açıklamasından söz edilmektedir. Bunlar kar elde etme amacıdır ve para kazanmak için yapıldığı söylenmektedir. Bir başka ifadeyle toplumun yönetilmesini arzuladığı sistemin zekice düşünülmüş bir eylem sistemidir. Yaşamın temel amacı bir şeye sahipseniz başka bir şeye daha kolay sahip olabilirsiniz. Ronald Reagan 1980'lerde Amerika'nın yeni başkanı olmuştur. Bu bağlamda devlet bir şirketmiş gibi yönetiliyordu. Amaç kısa vadede kâr etmek, sendikaları yok etmek, Amerikalılar gelir vergisi kesintisini düşündüler. Borçlanmaya teşvik edildi. İç borç, gayri safi yurt içi hasılanın tamamına eşit hale gelene kadar bu tarz şeyler menkul kıymet borsası için ve Amerika Birleşik Devleti için muhteşem bir şeydi. Kapitalizm bu bağlamda ayrımcılığın söz konusu olduğu bir sistemdir diyebiliriz. Pensilvanya'da çocuk ıslah evleri kar amaçlıdır. Bu tarz şeylerden para alınarak devletin başındakiler lüks içinde yaşıyordu. Islah evlerinde ve diğer kamu kuruluşlarında şirkete devredilerek asıl amaçlarını yapmıyorlardı. Asli meslekler olarak nitelendirebileceğimiz pilotluk, mühendislik oldukça aşağı sınıfta yer alıyordu. Görüleceği üzere diktatör bir yönetim söz konusuydu. 20. yüzyıl Merkez Bankası Başkanı ekonominin güçlü bir ekonomi olduğunu söyledi. Borçlanmaya karşı değildi. Hatta bunu öne sürüyordu. Halkın ipotekten, krediden kaçınmaması gerektiğini söylüyordu. Harcamaların artması gerektiğini söylüyordu doğal olarak. İşçilere ölü köylüler sınıfı verilmişti. Father Dick adlı rahip, Protestona göre kapitalizm günahtır ve yaşanılan zamana göre kötülüktür. Kamu menfaatine ve büyük dinlere aykırıdır demişti. Kutsal kitaplarda da bununla ilgili uyarılar bulunmaktaydı. Neredeyse tüm rahiplere göre kapitalizm kötülüktü. Oysaki kapitalizm kar amacı güden rekabetçi ve İncil'e de uyum sağlandığı söylenmişti. Anlaşılacağı üzere kapitalizm her kesime aynı şekilde etki etmiyordu. Borç, tahliye, istismar söz konusuydu.